burada birinci turu yaptık. Hemen Londra'ya döndük. Tabii ailemiz çok sevindi, arkadaşlarımız da çok sevindi. İkinci tur şimdi 2 ay çalıştık hocamızla beraber. Yeni bir koreografi yaptık. Çok riskler alacak inşallah sahnede ve inşallah herkes eğlenecek ve beğenecek. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Affedersiniz, çok yorulduk da. Su ister misin? Evet lütfen, biraz alabilir miyim? Bir su verelim İsmail.
Dayağı evet. da yedi çünkü. Eser. Kardeşleri gönderdi. Kardeştir ya. Çok tatlı ya. Londra'dan mı geldiniz yine? Evet, Londra'dan geldik. Nasıl, iyi miydi Londra'da hava? Çok kötü. Bundan daha kötü. Hep yağmur, soğuk. Yani Londra işte, her sene. Çocuklar Türkçe biliyorlar mı? Çok az Acun abi, yani uğraştık biraz öğrensinler ama çok vakitimiz yoktu. Hep koreografinden çalıştık. Peki. Ya şu ortadakini ben birazcık... Senin adın neydi? What's your name? Cüneyt. Go give Hülya abla hug. Gel, gel. Allah'ım. Takla atarak gel, dümdüz gelme. Gel, gel. Şu hareketleri bana biraz öğretsendi ben de. Aslan gel, buraya gel. Ay lan. Ya sen nesin, sen esnek nesin bir çocuk mi? Bak kolları malları uzuyor, bir şey oluyor. Oh, çok tatlısın sen. Çok tatlı. Hadi buradan. Ben de öyle çok çocukları sevmem bak. Sevgilisi çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Aslan. Birkaç hareket. Yok Acun abiyi dövme. Nasılsın? Ne bizi dövsün mü oğlum? Sen Türkçe öğren biraz, tamam mı? Oo, yerim ezeli. Biraz Türkçe öğren. Learn some Turkish. Yes. You should, evet. You should speak a little Turkish, okay? Tell your parents to teach you Turkish. Because you are in Turkey. You have to speak Turkish. Okay. Teşekkürler. Thank you. Say you're welcome. Merci. Say you're welcome. Say you're welcome. You're welcome. Be polite. You're welcome. Hangi takımı tutuyorsunuz? Futbol takım. İngiltere'de. Bizim takımımız Chelsea. Chelsea. Yeah. Ve Türk takımımız Beşiktaş. Evet, çok tatlısınız ya. Valla diğer kardeşi sevmedik. Seni de kuliste ay, severiz. Çocuğa ayıp oldu. Baksana sevinmemiş, sevinmemiş bakıyor. O da iyi. Yo, çok yoruldular onun için. Çok yoruldular. Yani, çok yok yoruldu. Yok onun için demiyorum. Gerçekten çok tatlısınız. Hani kardeşlerine gösteri ayağını evire çevire dövüyorsun. Onu da görüyoruz. Yani aranızda problemler varsa sahnede hallediyorsun bakıyorum. Tabii. Ya çok... bir senin başta girdiğin şeyi anlamadım. Düşmeli... Yani düşü... Yani koreografinin parçası değil mi? Düşmedin orada. Yo, düşeceydin. He, yani böyle atlayarak düşme... Bunun şey, style'ın adısı sarhoş el. Ha. Ve onlar her zaman yere atlıyorlar. Çok... Anladım. Tehlikelidir çünkü yanlış yere gidersen kendini çok kötü... Doğru düştüm diyorsun yani, anladım. Yani doğru düştüm, elhamdülillah. Ya şey çok... sadece kafasıyla takla atması inanılmazdı bu arada. Yine annenizle mi geldiniz? Evet. Anne orada mı? Oradadır, evet. Merhaba. Nasılsınız? Çocuklar geldi. Evet, geldiler. Nasıl buldunuz şovu? Biz vallahi yeteneksizsiniz, çok seviyoruz. Türkiye'de çok sevdik. Peki. Ne güzel bir anne. Çocuklarının peşinde hep, değil mi? Maşallah. Çok severim günleri. Maşallah. Çocukları değil mi? Evet. Belli. Peki. Yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş? Bakalım. Mücahit, Erdoğan ve Cüneyt'e. Ama tabii ki daha bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak? Alkışlarla kulise alıyoruz. Yüzük lazım şimdi. Kaç para? 10 lira.
Şimdi bak senin... senin yüzük... Böyle yapın. Gitti. Birinci tur ya çok güzel. 3 evet aldın. Şimdi ikinci tur... Ben inşallah yarı finale gidiyoruz. Bir tane kart çekin. Wow. Yes, ben yeteneksizsiniz Türkiye'yi çok seviyorum. Çünkü yani Hülya, Acun, hepsi burada yani. Yani benim vatanım. İyi akşamlar Türkiye. Devin hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Bir çocuğun büyüyüşünü seyrettiğimiz bir dönem geçirdik seninle. Evet. How old are you? 14. 14? Ha. But you're tall. Yes. Hakikaten küçükken geldin, büyüdün, en son askere gideceksin. Biz bu programı hala yapıyoruz, evleneceksin falan. Düğüne evet. Çağıracaksın. Peki. Her geçen gün daha da yakışıklı oluyorsun. Efendim aşkım? Oo, her geçen gün daha da yakışıklı oluyorsun. Aa, sağ ol. Ay ben seni aşkım yani. Ağzını yiyorum. Bir gülerken bir şey oluyor da o da olmasın keşke. Gülerken bir şey oluyor. Böyle kur yapma ile şey arası böyle. Gülerken? Aşkım yapıyor böyle. Var 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 bak. Kur mu gülüyorsun? Ha, bak bak. Ne yok. Evet, evet. Peki Devin, kaç yaşına geldin sen şu anda? Yeni bir yıla daha girdik. Şimdi ben 18 yaşındayım. Süpersin. 18. Bu akşam yine bir illüzyon var. Yeni yani inşallah güzel illüzyon. Evet. Hazır mısın? Ben hazırım abi. Ben de hazırım. Güzel. Hadi. Ben geliyor şimdi. Bir tane sürpriz var Acun. Ve biraz para. Ben o yani 3 tane 10 euro lütfen kontrol yapıyor. Ben Almanya'dan geliyor o zaman ben euro aldım. Tamam. Lütfen bir tane 10 euro çekin. Bunlardan? Evet. O mu? Ver. My grandfather tell me don't make big illusion with big boxes. Take an everyday object like a bill and do something special with it. Okay. He fold the bill in half. Again. One more time. And he pressed the bill so hard that the bill transform. Şimdi o bill yani ters. Al Hülya. Ve bak. Ben size... Bakın mısın? Aha, ters döndü. Yer değiştirdi. Gördünüz mü? 10 sayısı. No, normal olmalı. Bak. Evet. Sen. Vay be. Al buyurun. Hülya. Şimdi sen. Söyle aşkım. Canım aşkım hepsi. Tişörtüne bayıldım. Orada 52 kart var. Böyle. Ama şimdi biz 8 kart lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Canım lütfen bir tane kart çekin. Ben böyle yapıyorum. Hepsi göster. Çünkü orada bir tane video var. Ay, ay canım benim ya. Ay ben seni yerim bey. I'm mixed. Şimdi ben 4 kart göster. And you say if your card is there or not. Anladın mı? 1, yes. 2, 3, 4. Senin kart burada mı? Yes. O zaman aç. Sen böyle. Ve kapat. Benim 4 kart burada mı? Şimdi bak.
Şimdi ben 5 tane kalp var. Lütfen aç, kaç tane kalp varsın? Ve bir tane kalp burada şimdi. Senin çektiğin kalp. Buradaydı o değil mi demin? Nasıl olur ya? O burada mıydı demin? Şimdi eser. Söyle aşkım. Güzel ya. Orada aynı öyle iki kalp var. Biraz böyle yapıyor. Eser sen lütfen dur deyin. Dur. Now I make your card. So now this end goes to you. And there's only one card in the world that matches like you. And yes. I put it back into the deck. We'll need it later. Now I have this two silks here from my mom. Oh, benim annem yani. From the kitchen. So ben bir tane mutfak. Mutfak bezdirmesin. Lütfen kontrol et. Hepsi tamam mı? Okey aşkım. And this goes here. Gitgide ısınıyoruz birbirimize. Şimdi what now, what should happen? I throw the cards to you. The cards goes through your neck and should be end between the two silks. Hazır mısınız? Evet. Şimdi bak. If everything's right, your card with your end now should be between that two silks. Ay bu ne ya Eser? Ne? Güzelmiş. Ne oldu ya? Onlar bana küçük ama ya. Bu ne? Ama güzel. Ben senin kart burada mı ya? Benim kart burada, gel. Nerede kart ya? Now look. When I do the first trick, I start at Arjun with this box. Arjun, but in that box there's something else. Open it up and look what inside that box. Acun abi öyle emir verme de İngiliz. Acun aç onu falan. Ne oluyor oğlum? The original yeni deck. Are there any holes? It's a completely new deck. Please open it up. Aç lütfen. Orada bir tane. Evet. Evet, orada iki tane reklam kart var. I throw it here. What was your card? Karo 8. Bu mu? Karo 8. Karo 8 bir tak böyle var. Yuu. Hadi canım. Senin kart. Oldu. Vallahi doğru. Oldu mu? Vallahi... Çok teşekkür ederim. Helal olsun kardeşim sana. Şimdi I want to try something on the stage. With your help. Sometimes I have strange dreams. I dream something at the next day what I dreamed that happened in the reality. Arjun şimdi sen bir tane lütfen numara söyle. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8. 8 mi? Your first number is 8, 8. I write it here. Şimdi sen Yulia, lütfen bir tane numara söyle. 5. 5. Second number is 5. You say 5. Şimdi Esra, lütfen bir tane numara söyle. 6. 6. The third number is 6, 6. Lütfen Acun bir tane arkadaş çekin orada. Bu sahneye mi? Evet. Olsun. Awesome. I want to ask something. Take everyone, anyone and this person should say any number. Söyle canım. 4. 4. Tamam.
Cad. Four. You say four. And now, one last time. Acun, lütfen bir daha bir tane çekin. Sen söyle. Üç. Üç mü? Tamam. So the last number is 3, you say 3. Now, bir tane video var. Lütfen aç lütfen şimdi. Because last night I was in Germany. And I had again a strange dream. I saw lots of numbers in my mind. And I woke up in the night. I stand up, go on my table, and write the numbers I saw in my mind on a big paper. And I put the paper and put it in that box. So now, let's look what's inside that box. Acun, bir tane lütfen, bir tane çekin, bir arkadaş. Sen göster. And order, there must be, Acun, in this box there must be a key. Merhaba, sen adın ne? Hanife. Ay çok güzel adın. Please take it. Now we let the box down. Please hold it. We let the box down. We open that box. Do we have the key? Lütfen o aç. And there is my prediction I had in the night. Şimdi biz aç. By the way, you said that numbers totally free and I had a strange dream. Let's watch. Ben bu sayıları rüyalarımda gördüm. Birinci numara 8. 5 artı 4 ve 3. Benim adım Devin Dayan. Çok teşekkür ederim. You can keep this. Thank you. Opa, opa, opa. Vay vay seni seni. Kız. Evet. Yakışıklı çocuğu yaptırdın kendini. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Hülya sen başlasarsan. Sen çok, çok değişmişsin. Çok ilerlemişsin. Gerçekten. Tamam. Hem yakışıklısın hem de gelecekte future in future. Yes. Bayağı bayağı meşhur. Teşekkür ederim. Ünlü. Herkes tarafından beğenilen bir illüzyonist olacaksın gibi bir his var içimde. Teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok beğendim. Sahnedeki flörtözlüğün de ayrı bir şeyi var. Aşkımlar olsun. Gelen kıza o bir el ense attın orada böyle bir güreşmeye çalıştın. O benden çıkardığın şey kırıcıydı. Sütyen çıkardın içinden. Çıkardı bayağı. Çıktı ya buradan bayağı. Öyle bir espri eklemen de çok, yani espriler de eklemişsin. Sunumu çok önemli vizyonun. Çok başarılısın. Teşekkür ederim. İnşallah seni bir üst turda görürüz. Bunu artık seyirci karar verecek. Teşekkür ederim. Tebrikler kardeşim. Evet ben de beğendim. Kendini geliştiriyorsun. Hülya'nın tespiti çok doğru. Her seferinde daha iyisin.
Böyle gidersen de bir yerlere gideceksin. Ama Türkçe hala çok iyi değil galiba. Ya, tabii Türkçe daha biliyor şimdi. Ama yani ben çok konuş, o zaman ben biraz daha zor çok Türkçe konuş. O zaman biraz ben biraz İngilizce konuş ve biraz denemek Türkçe konuş. Ama eğer yarı finale çıkarsan, Türkçe iyi konuşamazsan seni çağırmayacağız. Tamam, güzel. Konuşacak kimse yok mu Almanya'da Türkçe? Baban zaten Türk. Tabii Alman benim çok Alman arkadaşım Türk, var. Türkçe arkadaş var tabii. Var mı? Tabii. Türkçe arkadaş var. Peki. Teşekkür ediyoruz ve yüzdemizi alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, bakalım ne olacak artık. Kulise alıyoruz seni. Biz de sana teşekkür ediyoruz. İşte tebrik ediyoruz. Hadi, çöz. Birinci tur benim için çok heyecanlıydı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 3 evet aldım ve ikinci tura yükseldim. Ben ileride Kenan Sofoğlu abim gibi dünya şampiyonu olma hedefinde ilerleyeceğim. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Acun Bey. Bulunduğun yer değişik bir yer. Otopark. Otopark, çok değişik evet. Evet. Anladığım kadarıyla gösterinin bir parçası orası. Evet. Tehlike var mı bu gösteride? Bu gösteride tehlike var. Tamamen ama emniyet alınmış durumda. Yiğit diye arkadaşımız. Yiğit kardeşim gel böyle aslanım. Gel koçum. Gel. Gel. Yiğit burada bize gösteri yapacak. Abi hemen şunu söylemek durumundayım. Biz Bilecik'te tabii ki de gösteri merkezinin otoparkında yapıyoruz bu gösteriyi. Anlayışları için bütün bu apartmanda oturanlara saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim baştan. Çünkü hakikaten de herkes özen gösterdi bu konuya. Motor sesi çok fazla. Yiğit bugün hangi hareketleri yapacak diye eğer sorarsan bakalım ne cevap alacağız? Bugün şu hareketleri yapacağım. Şu değil, şuraya doğru söyle. Evet. Bugün stop yani arka kaldıracağım. Evet. Ondan sonra arka kaldırıp teker ön kaldırıp gideceğim. Ondan evet. Sonra lastik yakacağım. Lastik yakıp Alp abinin etrafında döneceğim. Evet. Ondan sonra lastik yakacağım kendi etrafımda. En son motoru yakarak gösteriyi bitiriyor Yiğit. Evet, çok güvenli ellerde. Senin gibi sakin birinin yanında olması da onun için ayrı bir güvence herhalde. Kesinlikle, kendini çok güvende hissediyor. Peki, başarılar. Kendisi çok başarılı. Bu gösterinin bir parçası da olacağım. Bunu da söylemeden edemeyeceğim kardeşim. Hazırsan çalıştır motoru. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Hadi. Devam et.
böyle bir arkadaşımız, yetenek bol. Acun abi. Evet. Kapa motoru. Kapadım. Oh. Evet, komşulardan bir haber var mı? Anlamadım. Komşular şu anda çıkan... Komşulardan hala ses soluk yok abi. Yani çok emin değilim, boşaltmış da olabiliriz oraları biz. Evet. Kimseyi göremiyorum abi. İnşallah görmezsin kimseyi. Yani ben Yiğit'i sağ salim size doğru getireyim de abi sonra bizim... Peki, stüdyoya bekliyoruz, tebrik ediyoruz. Yiğit hadi gidelim. Hadi. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen kaç yaşındaydın Yiğit? 10. 10 yaşındasın peki. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet 2 hayır. Eser. Vallahi Yiğit aferin ya. Yani 10 yaşında bu kadar iyi motor kullanmak. Ben yine de yani otopark da olsa yani tam senin meziyetlerini görmem için gelip seni pistte izlemek lazım. Yarışlarını izlemek lazım diye bekleriz düşünüyorum. Vallahi keyifle de olur. Gelirim inşallah. Ne zaman yarışın var? Ne zaman? Şu anda sezon bitti. Yeni sezon ne zaman bilmiyorum. Tamam. Yeni sezon başlayınca haberleşelim o zaman. Tamam. Tahtadan atladığın ve Alp Kırşan'ın biraz ürktüğü yeri çok beğendim. Tamam. Tahtadan atlama çok iyiydi. Onun dışında da güzeldi yani. Bilmiyorum. Seyirci karar verecek artık bundan sonrasında. Senin baban mıydı, abin miydi yapan? Babam yaptı herhalde. Hayır. Motor sporu yapan. He, benim motor sporu yapan babam ve amcam. Annen hani önce hayır deyip sonra evet. Ne yapayım? Evet. Yapacak bir şey yok artık diyen senin annen. Evet. O da orada. Çok güzel yani bir kere sporla uğraşıyor olmak. Siz de öylesiniz. Vay, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Spor yapıyor olman çok güzel. Ben her ne kadar motordan ürküyorsam da herhalde bilmediğim bir şeyler var ki o yüzden ürküyorum. Ne bileyim annen izin verdiğine göre. Korumalarını aldıktan sonra her şey kolaylaşıyor. Allah seni her zaman her şeyden korusun. İnşallah. Spor yapmak güzel bir şey. Teşekkürler. Aferin. Bravo. O şey tekerlekli olimpiyat işareti çizecektin neredeyse. 2 tane daha, 3 tane daha yapsaydın. O çok güzeldi. Teşekkürler. Ben de beğendim ama unutma ki senin yaptığın iş belli bir kesime hitap ediyor. Evet. Öyle herkes çok beğenmez. Çünkü motor sporlarına herkes çok konsantre olmadığı için. Evet. O yani herkes çok beğenmeyebilir. Ona da tamam. Hazır ol. Evet, yüzdemizi alalım bakalım. Yüzde kaç evet demiş Yiğit'e. Teşekkürler. Yiğit, puan kötü değil ama yarı finalde görünmüyor. Akşamla oluyoruz. Orhan Baba'dan bir tane şarkı söyleyeceğim size. Birinci turda işte ya Rabbim'i söylemekle 3 evet aldık. Senden uzak yapacağım gösteriyle bu sefer hedefim yarı finali çıktım. Gel. Abim benim ya. Abim benim ya. Ne yapıyorsun abi ya? Sağ ol. Allah ya Rabbim ya. Bak adam ya. Adam. Yanlış mıyım? Doğru.
Gördüğünüz gibi. Abi nereden geliyordun sen? Kuşadası. Kuşadası'ndan evet. geliyordun. Orada keyfe keder şarkı söylüyordun. Evet. Değil mi? İşler yürüdü. Buraya da geldim. Evet, bir tane geldi. Patlatayım dedin. Evet. Peki abi Kuşadası'na tepkiler nasıl? Kuşadası'nda çok iyi. Harika. Bundan sonra bütün Kuşadası arkamızda. Bütün Kuşadası. Saygılar, sevgiler Kuşadası'na, Aydın'a. Şehir içi minibüsçilerimiz hepsi bekliyor resimleri alsak. Çok para almadan tamam. Akbil yani. Basmadan harika. Onlar da tamam. Her şey iyi gidiyor. O zaman bu turda ne yapacağız abi? Bu turda gene babadan bir parça söyleyeceğiz. Tamam. Hazırsanız sahneye gönderiyorum. Buyur abi. Sahne senin. Elini sıkabilir miyim abi? Buyurun. Gel. Görüşürüz abi. Güzel. Abi Kuşadası'na Aydın'a selamlar abi. Hayırlı akşamlar Bilecik. Sayın Cüvi'ye geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Murat hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Hacı Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ ol. Hayalim vardı, buluşmak istiyordun Orhan abimizle. Evet. Buluştun galiba. Sayenizde Hacı Bey. Estağfurullah. Biz rica ettik, kendisi bu işi gönülden bir şekilde kabul etti. Evet. Ve buluşma gerçekleşti. Evet. Galiba... Çok mutlu baksana. Evet. Ay ne güzel. O mutluluğu yaşadın galiba. Yaşadım Hacım Bey. Peki görüntüsü varmış. Evet. Çok kısa seyredelim istersen. Olur. İşte dev buluşma. Murat ve Orhan abimiz. Zaman içinde Orhan Gencebay olmuşsun. Yani hayattayken diyorum ki babayı şöyle bir sefer göreyim, şöyle bir sıkayım. Allah ondan sonra alsın canım. Başka bir şey istemiyorum. Biz seni önümüzdeki hafta buluşturalım Orhan Bey'le, olur mu? Azim Bey, böyle bir şey yaparsanız var ya, dünyalar benim olur ya. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi... Ne heyecanlıdır o anda göreceksen, değil mi? Beni böyle sev... Seveceksen Allah olduğum gibi ne dertliymiş bu diyeceksen girme ömrüme girme gönlüme ne dertliymiş bu sen dertine değil. Evet, o kadar seviyorum ki o canım feda olsun sana. Sen gönlüm... En sinirli anlarımda bile baba seni dinlerdim. Küçük yaşlarımda bile. Ama şu an sanki rüyadayım yani. Sen ümitlerimin tek kaynağı. Seni gördüm. Çok iyi oldu baba. Ölsem de artık gam yemem yani. Çünkü seni görmekten başka bir umudum yok yani baba. Çünkü 30-25 senem ben seninle büyüdüm yani babam. Bana kimse teselli veren bir şey yok yani. Hiçbir şarkınız kelime kelimesine, noktası noktası hepsi aklımda yani. Hangisi olursa olsun. Yolda filan gezerken hep Orhan Baba diye bağırırlar bana da orada. Hiç kimse Murat diye ismini söylemez. Orhan Baba, Orhan Baba geldi, Orhan Baba gitti diye. İsmin de yani... güzel. Ne sevenim var, ne soranım var. Öyle yalnızım. Sizi görmek bambaşka bir şey baba. Sağ ol. Ya. Sen madem ki benim gönül dostusun, dostumsun, ben de senin gönül dostun oluyorum. Barışçısındır. Evet. Sevgi, saygı evet, dolu ve iyi niyetlisindir. Evet baba. Benim mesajlarımda hep bunlar var. Baba geldiğiniz zaman sizi misafir etmek isteriz. Yani Kuşadası'nda çok büyüksüz yani. Seni mutlaka aradım. Çok büyüğüz yani orada çünkü seveniniz de çok... Ekrana söyleyeyim madem. Yani. Tüm gönül dostlarıma en candan, en derin sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olun, kendinize dikkat edin. Biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu dertim. Evet, Orhan abimize de buradan bir kez daha selamlar, saygılar. Ben de babanın ellerinden öpüyorum tekrar.
Peki. Bu akşam ne yapacağız? Bu akşam yine babadan bir parça söyleyeceğiz. Peki. Sahne senin. Sağ ol. Sevenim var, ne soranım var, öyle yalnızım. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle yalnızım. Bana dünyaya doymadan göçüp gideceğim, yoksa yaşamanın kanunu mu? Bıktım artık yaşamaktan, çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu dertli. Sağ olun Gülcük. Sağ olun. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Hülya. Sevgili Orhan Gencebay'ın sesine bu şarkı da bayağı bir benzemiş ses ama. Evet. Bundan önceki şarkılarınızda da sanki daha bir benziyordu. Eyvah onu mu? Şimdi yarabbim çok güzel oldu Hülya Hanım. Ben de evet. Altyapısı çok düzgün olduğu için onun, babanın birebir orijinali olduğu için. Evet. Yarabbim çok fena patladı. Yani altyapı düzgün olduğu için. Abi sen güzel Orhan Gencebay taktiğiyle birinci tura girdin. Sonra da Orhan abiyle de tanıştın, sarıldın. Evet. Sanki senin için yeterliymiş. Yani sen o hissi veriyorsun diye söylüyorum. Sanki evet. Güzel amacına ulaşmışsın gibi. Bilmiyorum, bundan sonra seyirci karar verecek. Bakalım tadında, ne olacak. Tadında ayrılacak gibi hissettim. Tadında ayrılacak gibi hissettim. Çünkü sarılmış, kucaklaşmış, tamam. Değil mi abi? Evet, senin evet. için de yeter değil mi artık? Ölsem gam yemem artık. Tamam eser. Çünkü babayı görmüşüm. Oh. Hacım Bey'in sayesinde. Babayla buluşmuşsun. Evet. Ama orada hiç babayı konuşturmamışsın abi. Dikkat ettin mi? Heyecandan orada zaten eser bek. Sanki rüyada gibiydim. Ben orada sanki kendimde değildim ki zaten. Süper. Yani orada ben... Rüyada mıydım, neydim? Kendim kaybettim yani ben o an. Arabadan inişimde zaten yürürken, arkadaşlar çekerken bile elim ayağım titriyordu orada. Ne güzel abi. İçeriye bir girdim zaten. Kendimi hepten kaybettim orada. Süpersin abi. Çok yani. Biz de senin adına sevindik valla. Acun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Yanıma. Sağ olsun. Peki. Sağ olsun. Yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç? Evet demiş Murat'a. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Programımıza renk kattın. Hoşça kal. Yine görüşürüz inşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça hayırlı kalın. Akşamlar diliyorum. İkinci tura farklı bir gösteriyle çıkacağım. İlk turdan tamamen farklı olacak. Akşama doğru azalırsa yağmur, biz güneşi doğar.
İkinci turda izleyicilerim ve özellikle de jürinin beklentilerini daha iyi karşılayabilmem açısından önemli olacak. Umarım herkes beğenir. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ne yapacağız bu akşam? Bu akşam bir şehir manzarası oluşturacağız. Kesimlerimiz var. Ardından gölgelendirmeye geçeceğiz. Kaç dakika sürer? Kesimler bir yaklaşık yarım saat sürecek. O zaman sizi seviyoruz. Sağ olun. İçeri alıyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Yine çağıracağız. Tamam. Ekiptik ama ikinci tur bizi biraz daha ekip yaptı. Bu ekip bizi sanki bir aile ortamına itti. Ekibimizdeki birçok kişi gönüllü dans etmek isteyen kişiler. Yani hiçbiri profesyonel dansçı değil. Umarım izlediğinizde amatör ruhun neler yapabileceğini görebilirsiniz. Çok güzel oldu. Böyle harika oldu. Süper oturduk. Kız erkek, kız erkek. Çok güzel. Peki grubun adı? İzmir Flash Mob. İzmir Flash Mob. Evet. Çok güzel, çok güzel. Hemşerilerim, canlar, ciğerler. Buradanlar yani. Anlatabiliyor muyum? Karşıyaka. Gördün mü? Ben ne dedim? Bugün ne izleyeceğiz? Burada bu kadar olduklarına bakmayın. Doğru mu söylüyorum? Evet. Sahneye çıktıklarında çok daha kalabalıklar ve çok daha güzel performans izleyeceksiniz. 5 kişiye nazaran tabii ki. Evet. Ne tür danslar izleyeceğiz? Onlardan bahsedelim. Elektronik müzikleri yaptık. Hip hop yapacağız. Akrobasi var. Akrobasi kısmı da çok eğlenceli. Kalabalıklar, eminim ki etkileneceksiniz. Çok da başarılı performansları var. Bakalım jüri ve buradaki izleyiciler ne diyecek? Hazır mısınız? Evet. Hadi arkadaşlar, çok buyurun sahneye. Evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Before time began, there was the cube. That is how our race was born. Earth. But we were already too late. We'll be right back.
So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Psycho, I'm lipo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game six. My name is Optimus Prime. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Eser? Vallahi birinci turda güzel kızlar var diye evet demişim. Şimdi de karşımda süper koreografisi olan harika bir ekip olduğu için iyi ki evet demişim diyorum. Çok herhalde teşekkür ederiz. Harikaydınız. Çok sağ olun. Size kim hayır demişti? Kimse demedi o. Üç evet aldık. Ha pardon. Ay. Gülme. Gülme. Tam bir şey yakaladın, onu da yanlış yakaladım bak gerçekten. Ya Allah kahretsin. Sus, rezil oldum. Evet ya. Nasıl yakalarım? size kim üç evet dedi? Çok güzeldi. Gerçekten zamanlaması da başarılıydı. Kıyafetlerinizi beğenmedim ama o da çok önemli değil. Yani bu işin içinde değil zaten. Aslında önemli ama hadi diyelim. Onun dışında güzeldi valla. Beğendim. Çok teşekkür ederiz yani. Yani koreografi çok iyi bence. Çalışmanız çok iyi. Kızlar da çok iyiydi bugün. Sadece erkeklerden bir iki tane daha yumruk bekliyordum ben. Yani genel şekil çok iyi ama eğer onu da başarabilirseniz, eğer tur atlayıp onu da başarabilirsiniz, finale kalırsınız. Yani bir eksiğiniz var. Böyle birisi gelip flash birkaç hareket yapacak. Orada biraz hani evet robot vardı falan ama onun dışında ben bir iki daha akrobatik belki garip bir senkron bilemiyorum. Bir şey bekliyorum. Seyirci ne verdi onu da çok merak ediyorum. Evet seyircimizin şu anda ne takdir ettiğini hep beraber öğreniyoruz. İşte flash mob'un yüzdesi geliyor. Teşekkür ederiz. Bekleyeceğiz artık. Biz de merak ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Polisi alıyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bay bay. Turu hızlı geçirdik. Club rap ile geçtik. Farklı bir performanstı. Gel imzaya gel. İmzanın webleri süper. İmzanın beatleri güzel. İmza bir numara. Rap müzik yanı sıra her tür tarza. Çektim bimi imza bir bomba. Ben hazırım dünya kalkaya. İnsanız biz aynı izleyeceğiz. Kardeşiz biz aynı izleyeceğiz. Güzel bir sahne performansı olacak inşallah.
farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kini farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Huyu farklı, farklı değil. Suyu farklı, farklı değil. Boyu farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Irkı farklı, farklı değil. Kırkı farklı, farklı değil. Halkı farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Rengi farklı, farklı değil. Kendi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kini farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Huyu farklı, farklı değil. Suyu farklı, farklı değil. Boyu farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Irkı farklı, farklı değil. Kırkı farklı, farklı değil. Halkı farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. İçimde bir korku, içimde nefret, içimde bin sorgu, içim diyor kahret. Karanlık güç odaklı tam savaşların ortasında. İçimdeki sancıdan kim doğacak elbet? Niçin doğar insan? Yaşar niçin? Hangi şiir yazılmalı silahsızlık için? Hangi beste, hangi söz? Kaç kitap gerek? Hangi anne hatır gerek savaşmamak için? Barışçıl doğuyoruz, düşmanca büyüyoruz. Gün dünden daha kötü, meçhule gidiyoruz. Ayrı gayrı hesapların, bin bir türlü çıkarların, boş beyinli insanların peşlerinden koşuyoruz. Ya da bir başka bakıyoruz, tam tersi görüyoruz. Uzak kalıp, önlem alıp, boykotlarla yürüyoruz. Kendi içimizde, kendi kendimize karar verip suçlulara ezmek için her bir yolu deniyoruz. Birbirine girdi her şey, vaka şizofreni. Akıllarda derin savaş, düşünmenin yok freni. Kim kimin arkasında, kimin aklı başkasında. Kim ve kime geldi sıra, düşündükçe dön geri. Tahammülse kalmamış, sabır yok, kavga var. İletişim yerle bir bak, anlamsız kavgalar. Savaş yolu yol sayılmış, insanlıksa hiç yok. Dur diyelim bitsin, ağlamasın analar. Rengi farklı, farklı değil, kendi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kimini farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Huyu farklı, farklı değil. Suyu farklı, farklı değil. Boyu farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Irkı farklı, farklı değil. Kırkı farklı, farklı değil. Halkı farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Rengi farklı, farklı değil. Kendi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kimini farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Huyu farklı, farklı değil. Suyu farklı değil, boyu farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Irkı farklı, farklı değil. Kırkı farklı, farklı değil. Halkı farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Eser. Vallahi benim bu sene bu sahnede izlediğim en anlamlı gösteriydi kardeşim. Tebrik ederim. Yani çok çok teşekkür ederim.
Ben birinci turla ikinci tur arasında da bu kadar fark görmedim hiç yani. Size İmza, gel imzaya gelden. Çok çok teşekkürler. Size verdiğim sözü tutmaya geldim. Aynen, harikasın. Tebrik ederim. Ben de rap yavaş yavaş sevmeye başlamıştım. Şimdi ilk defa rap'i gerçekten sosyal anlamda ve şahsi değil de daha çok toplumu ilgilendiren ve artık son verilmesi gereken bir takım şeyler için kullanılmış olması hoşuma gitti. Canlandırmalar olmasa bu kadar şey olmazdım belki, etkilenmeyebilirdim ama canlandırmalarla birlikte muazzam olmuş. Tebrik ederim. Tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Evet. Evet, ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Yani zor olan bir şeyi başardın. Duyguyu geçirebildin ki rap'te çok kolay bir şey değildir bu. Çok az şarkıcı yapabilir. Bunlardan bugün biri oldum bence. Hani şarkındaki düşünceleri bize geçirebildin, duyguları geçirebildin. Bu da bence seyirciyi etkiledi. Beni de etkiledi. Nakarat bölümü çok güzel. Böyle rahat, dinlendirici, mesaj verici. Güzel bir şarkı yapmışsın. Evet. Sen mi yaptın şarkıyı? Evet, söz müzik bana ait. Evet, yani ama yani şu arkandaki grubun enerjisi bile bize çok güzel geçti. Herkes böyle kalpten oynadı. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım seyirci de bizimle aynı fikirde mi? İşte imzanın yüzdesi geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet. Bana burada bu sahnede gönüllerince gönüllerinden koparak gerçekten şarkıları yazdığım duygularla aynı şekilde destek veren tüm arkadaşlarıma sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize selam olsun. Farklı değil, kardeşimiz aynı. Rengi farklı değil, kendi farklı değil, ismi farklı değil, insanız biz aynı. Ekip olarak amacımız sokakta, mahallede, özellikle düğünlerde oynandığı gibi bireysel farklılıkları ön planda tutarak damardan oynamak. Vallahi bu tur bayağı iddialıyız. Çünkü şöyle biraz daha hızlandırdık kademeyi. Acun Bey söylemişti iki vites attırın diye. İki vites attırmaya çalıştık. Yani yarı finale geçeceğimizi ümit ediyoruz.
Diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Herhalde bu ya bu kol bastı müziği ya da işte sizin... Zaten kol bastı dendiği zaman aklıma ilk gelen grup sizsiniz. Çok başarılı buluyorum sizi dans ederken. Müziğe de bayılıyorum. Yeni figürler mi katıldı? Ne oldu kol bastığına? Evet, ilk turda söylemiştiniz hani biraz beklentinin altında kaldık diye. Hayır, biz var de... mı ki kol bastığı böyle yeni figür? Ya işte hocamız biraz modernize ediyor. İşte... Bir şey olmuş, evet. Evet. Hanginiz bakayım? Sen, en baştaki. O ne güzel oynamaktı öyle. Bir göbek havası hafif döner gibi oldu. Evet. Aslında göbek dansı yapacaktım da... Olmadı. Fakat... Ama yap, keşke yapsaydın, çok zamansız kestin ama çok güzeldi. Vardı birkaç daha figür ama olmadı. Olmadı derken koreografide var da vaz mı? Ya süremiz kısıtlı olduğu için 4 dakika yapmak istedik, o yüzden için. Yani hepimiz her hareketi gösteremedik tabii. Anladım. Yani en iyi hareketlerimizi gösterdik diyelim. Bazı aksaklıklar oldu tabii. Yani senin o devamını çok isterdim. Finale artık diyelim. Finale artık. Ama lütfen finale beyefendi, beyefendi. Adım Can. Can'ı uzun tutun biraz bence. Tabii. Lütfen. Teşekkürler. Ben ilk turda beklentinin altında kalmışsınız ama bu turda kolbasta görmediğim şeyler gösterdiniz. Bence amacına ulaştı yani. Devamı var inşallah tabii. İnşallah, artık seyirciye kalmış bir şey. Geçerseniz Can'ın göbeği de görürüz inşallah. Bakalım. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş? Karadeniz uçaklarına.
Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Ama tabii ki resmi bir yüzde. Bakalım ne olacak. Artık kuliste bekleyeceksiniz. Alkışlarla kulis alıyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Birinci tura tek başıma katılmıştım. Tek başıma dans etmiştim. Evet, hani jüriyi etkilemek, seyirciyi etkilemek tek başına zor. Ama hoş karşılandım, beğendiler, mutlu oldum. Sonra 3 evet aldım. Kız olarak dansçı olmak zor bir şey. Ama ben başaracağıma inanıyorum. Yani inşallah da seyirci beğenir ve geçerim. Yanımızda Nazlı var. Nazlı var. Bunlar şey çikletlerden çıkıyor. Böyle tatlı şeker şeyler. Böyle üstüne jelatin var. Onu açıyorsun, böyle şeyler çıkıyor. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Bundan önceki turda böyle bir yalnızlıktan yakındın. Böyle birileri evet. olsa falan dedin. Şimdi evet. iki tane hoş, başarılı dansçı var yanında. Evet. İyi bir grup olmuşlar. Evet. Senkronizasyon iyi. Evet. Bakın gördünüz mü? Dersime çok iyi çalıştım. Peki sen söyle bir şeyler, sonra seni sahneye göndereyim. Umarım beğenirsiniz. Sizi pişman etmeyeceğim. Evet, beğeneceksiniz. Pişman etmeyeceğim. Çak. Hadi sahne şurada. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ladies and gentlemen, make some noise for to take over the planet. Danger, danger, danger. He had the rose in the voice, the tone in his voice. Don't want a good girl, nah, this is choice. Sit it on H, put on W, mouth on open, on smother yo, on a cover toe, L magazine, vroom vroom vroom, get gasoline. Could I be your wife? Nah, we got bang though. I got these whipped, call me the Django. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
Aziana. What? I don't understand. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Nazlı. Efendim. Sen ikinci tura gelmiştin değil mi? Evet gelmiştim. Tek geldin diye biraz üzülmüştün. Evet. Ben okulda olabildiğince kişi aradım. Kimse cesaret edemedi. Profesyonel yardım almak istedim. Fakat ciddi derecede para istediler. Benim durumum yok. İstiyorsan ben sadece teklif. Hani biz sana dansı ayarlarız. İkinci turların en sonunu alırım seni. Eğer istiyorsan sen seç. Olur. İsterim gerçekten. İster misin? Evet. Tamam. Sana iki tane dansçı arkadaş ayarladık. Evet. Vallahi ne de güzel olmuş ayarlamışız. Öncelikle onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama sen de yani bir desteği bu kadar güzel bir şekle çevirebilirsin. Hani demek ki desteği hak ediyor musun? Sana da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hüla. Ne diyeyim vallahi böyle ağzım açık. Şeyi de gördüm tabii Nazlı sen de çok dansa karşı sevgi dolusun. Çok teşekkür ederim. Evet. Eser. Vallahi aferin ya Nazlı. Ben de çok tebrik ediyorum. Yani profesyonel dansçı arkadaşlarla olmana rağmen hiç yüzünde gülümsemen eksik olmadı. Hani hiç böyle lan koreografiyi hatırlar mıyım bir panik hiç sezilmedi. Yani hiç öyle şeyler olmadı. Senin ne kadar bu işe yatkın olduğunu gösteriyor. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Arkadaşları da seni de yani. Çok teşekkür ederim. Evet. Müjdemizi merak ediyoruz. Bakalım müjde kaç? Evet demiş Nazlı ve arkadaşlarına. Kritik bir yere geldiyiz. Ben şu anda burada işin içinden çıkamıyorum. Bakalım ne olacak. Evet, kulise alıyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Atalım alene, kopalım bizler. Kalkın ayağa, nerede bu eller? Bu rapimi her rapten evet farklı. Bu gece uyku yok, görelim sabahı. Kolumda başka... Birinci tur... Benim için güzel geçti. Birinci turda komedi rap yapmıştım. Telefonu çalıyor, telefonu açtım. Sayıp da sövüyor. Diri desin evlat, eve gel artık diyor. Manita yanımda, yüzüm kızarıyor. Söyleyeceğim şarkı gerçekten duygulara hitap eden bir şarkı. Onun için ben adımı yarı finalde yazdırabileceğime inanıyorum. Hayatınızda dinleyebileceğiniz en ağır Türk arabesk rap. Tufan. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sen nasıl bir rap söyledin bugün ya? O nasıl bir arabesktir? Bakın gerçekten de ben böyle bir arabesk rap duymadım. O insanların duygularına hitaben yazılmış bir parça. Hakikaten de tüyleriniz diken diken olabilecek arabesk rapte. Umarım beğenilir. Bence beğenirler. Geçtiğimiz turda da performansın garip ama güzeldi. Başarılıyla üstünden geldik. Şimdi de sıra yine sende. Teşekkür ederim. Dinliyoruz kardeşim. Sağ ol. Memlekete ederim. Selamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Spanish niggas coming down with the coke and the ice. Thank you, bro. Anam, sen gittin gideli gözlerinde yaş dinmedi. Bu gece yine bir efkar kapladı yüreğimi. Mezarına geldim, toprağını öptüm.
ve sana yüreğimin en hasretli köşesinden bir şarkı yazdım. İyi dinle hanım, İyi dinle, İyi dinle. Hadi. Bu şarkıyı yazarken duygusal çekişteyim. Anne sen rahat uyu, ben hep seninleyim. Mezarına geldim ana, bir çiçek getirdim. Toprağını öpüp de hasretimi giderdim. Dolu yanımda bir yara, acısı hiç bitmez. Çok özledim anam, bu bayram çekilmez. Sensizlik kor misali, yakar yüreğimi. Her gecenin sabahında gözyaşım dinmez. Eller sen gibi sarmıyor ana, benden sonra gecem yasa. Toprağa defnederken seni, kalbimi de gömdüler o toprağa. Hayattaki tek gerçek aşk var ya, kalbinde haklıymış ana. Neler çektiğimi ben bilirim, bir de dört duvarlı yattığım oda. Bak mezarına geldim yine bu gece, uyku tutmadı. Uyan anne, sarıl boynuma, özledim seni. Sil gözlerimi ne olur anne, bilirim özledin beni. Saklıyorum son resmimi, Rabbime isyan etmiyorum ben. Ama bu gidiş yok erken, toprağından bir avuç aldım ben. Toprağın pis kokuyor, sana yazıyorum en derinden. Bu satırları merkeze ağlatıyorum. Anneler bir çiçektir bilirim, ben çiçeksin bende sormuyor. Şarkım sana hediye, evladın seni çok özlüyor. Sen canımdan bir parça, toprağın altında olsan da sen yüreğimi ektin ben ana. Evet diyenler bire, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Tufan, senin annen rahmetli mi oldu? Annem olmadı efendim. Şöyle bir şey diyeyim Acun Bey ben. Şöyle izah edeyim. Şimdi ben dünya ölümlü dünya, fani dünya. Annem de hayatımdaki en değerli insan. Hani bir arkadaşımızın annesini de kaybettik geçen ay. Çok sevdiğim, o da annem gibiydi. Ve o psikolojiyle ben bu şarkıyı yazdım. Tamam, o psikolojiyle yazdın da bizim şimdi annelerimiz rahmetli oldu ya. Biz seninle aynı psikolojide dinlemiyoruz bunu. Yani anlatabiliyor muyum? Sen anladım şimdi bu derece dokunaklı bir şarkıyı, hani anneni kaybetsen, olayı yaşamış olsan, anlatsan beni yakalayacaksın biraz. Senin annen sağ, Allah uzun ömür versin. Amin, teşekkür ederim. Bizim annelerimiz, yani sen şimdi hani bu kadar depresif insanı bence etkilemeye yönelik bir şarkı yapmamalısın. Benim düşüncem bu. Yani burada ağıtlar döküyorsun, bilmem ne yapıyorsun, işte toprak altına yatan diyorsun. Bizim annemiz rahmetli oldu, ne yapacağız? Allah rahmet eylesin efendim. Hayır, yani ben son derece rahatsız oldum şarkıdan. Tamam. Oylamadan sonra söylüyorum bu fikrimi. Tercihinden rahatsız oldum diye söylüyorum. Haklısınız, yani. Haklısınız, özellikle. Şahsi yorumum. Yani burada bir de şey gördüm ben, hafif bir duygu sömürüsü de vardı. Yani mutlaka arkadaşının annesi için üzülmüşsündür, Allah rahmet eylesin, ama hani nasıl yürek yakarım da oy alırım gibi bir şey de hissettim. Ama yanlış hissetmiş de olabilirim. Benim yine aynı şekilde şahsi görüşüm. Bakalım ne gelecek sonuçta. Teşekkür ederim. Ben gerçekten bu tür şeyleri, yani böyle insanın içini parçalayacak şeyleri maalesef biraz şeyim, objektif olamıyorum. Gerçekten olamıyorum. Çok şey oldu, geriliyorum ve alkışlamak bile istemiyorum. Bilmiyorum niye öyle. Artık herhalde tahammülümüz kalmadı bu tür şeylere, bilemeyeceğim. Teşekkür ederim sana. Yani bu kadar sert sözleri olan bir şeyi daha naif en azından söyleyebilirdin. Gerçekten anneni kaybetmediğin için de o duyguyu bilmediğin için de çok sert hareketler yaptın sahnede. Seyirciyi de bence iten, Acun abi de Hülya'yı da iten şey oldu bence. Teşekkür ederim. Hayırlısı abi. Bakalım yüzde kaç evet demiş Tufan'a? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Acun Bey'e bir selam gönderebilir miyim? Tabii tabii. Buradan tüm Tarsus'a, aileme, Süleyman Kalkan'a ve Cumali Kanat'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ayağına sağlık. Evet, Yetenekli Türkiye'de bu akşam yarı finale direkt olarak gidecek isimler belli oldu. İmza
Mücahit Erdoğan Cüneyt ve Devin Dayan direkt olarak yarı finale gidiyor. Dördüncü ile beşinci arasındaki seçimi jüri yapacak ama ilginç bir durum var. Üç performans gelecek. Üçünden birini seçeceğiz. Nazlı Akçay, İzmir Flash Mob ve İsmail ve Şemsettin dördüncülüğü ve beşinciliği paylaşıyorlar. Şimdi isterseniz performansları hatırlayalım. Ondan sonra jüri kararını versin. Is close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International. Every picture I take, I pose a threat. Evet, öncelikle 3 performans var. Çok da dengeli bir durum var. Şöyle bir teklifle geliyorum. Üçte iki alalım bence. Yani 3 performans var. Üçü de aynı puan denebilir. O üç taneden bir tanesinin çıkmasını çok adil olmayacak gibi. Bence üç taneden iki tanesi çıksın diyorum. Var mı sizin için bir problem? Doğru. Peki. Abi kesinlikle. O zaman şöyle yapalım. Şimdi önce bir oyları kullanalım. Oyların sonunda eğer herhangi bir performans geride kalırsa otomatik olarak o elenmiş olacak. Yani oy alamayan olursa, öbür iki taraf oy alırsa öbür ikisi gider. Üçü birer oy alırsa işler ciddi karışır. Var mı oy kullanmak isteyen? Ben gerildim. Şu an. Ben kullanayım. Tamam. Müsaadenizle. Kesinlikle bana çok çağdaş, çok modern geldi ve azmiyle, ne bileyim, gösterdiği başarıyla, neyse her şekilde direkt ben bir kere Nazlı diyorum. Çok teşekkür ederim. Nazlı ve arkadaşları. Peki. Nazlı bir oy aldı ama şu anda kim hiçbir şeye garanti değil. Herkes birer oy alabilir. Ya da değişik dağılımlar olabilir. Eser, seni dinleyelim. Arkadaşların yaptığı gösteride şöyle bir durum var yani. Bekliyorsun, arkada yarım saat yapılması gerekiyor ve finalinde bir şey görüyorsun. Ama bu sahnede yeteneğin tamamını nasıl yapıldığını görmek istiyorum ben şahsen. Ve bugün İzmir Flash Mob çok birinci turdan çok daha farklı, çok daha gelişmiş gördüm. O yüzden ben İzmir Flash Mob diyorum. Çok teşekkürler. Evet, ben de kararımı verdim. Benim için de gösterilen gelişim çok önemli. Sizi de değerli arkadaşlar olarak görüyorum. Amatör bir işle çok güzel ilgilendiniz. Ve bence güzel bir şey ortaya çıkardınız. Ama Eser'in dediği yer beni de aynı şekilde yakalıyor. Yetenekli olduğunuzdan hiçbir şüphemiz yok. Bunu da gösterdiniz diye düşünüyorum. Gösterdiği olağanüstü gelişimden, daha doğrusu
Çok da çalışmış. Bence uyum da çok iyiydi. Ayrı bir sempatimi kazandı. Ben de uyumu Nazlı'dan yana kullanıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, böylece Nazlı ve İzmir Flash Mob yarı finale katılmış oluyorlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yedeksizsiniz de bu akşam iki yarı finalistimiz daha oldu sevgili seyirciler. Evet, Nazlı ve İzmir Flash Mob Yeteksizsiniz'in yarı finaline katılacak. İkisine de tebrik ediyoruz. Ve yeni bir Yeteksizsiniz'le görüşene kadar hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkürler.